Hocam bu manada bir de Kur'an kelimelerini ve kavramlarının tarih süreci içerisinde bir değişime, bir bozulmaya uğradığı konusundaki şeyimiz nedir hocam? Yani herkes bazı manalara, bazı kavramlara farklı anlamlar yüklüyor. Şimdi bu dilin, bir dil dediğimiz olgunun, bu Kur'an dili değil, Arapça değil, Türkçe. Hepsinin başına gelen bir kaderdir bu. Kadir, evet. Bunda Kaçınılmaz bir şey. kaçınılmaz bir şey. Çünkü dil bir organizma gibi bir şey ve dil aslında muvada dediğimiz, toplumsal oydaşma dediğimiz bir konsensusumuzun içinde anlam kazanan, kullanılan bir şeydir. Dolayısıyla teknoloji, çağın ürettiği insanlığın medeniyet mesafesi yol aldıkça dil, onun içerisinden ürettiği kelimeler canlanıyor, eski kelimeler kabristanlığa gidiyor. Yani bazı hücrelerimiz ölüyor, bazıları diriliyor gibi. Mesela Elmalı Hamdi Yazır 1938'de bitirdi Hak dini, Kur'an dilini ve Türkçe yazdı. Evet. Bugün 2014, ne kadar geçti aradan bilmiyorum, 70-80 yıl geçti. Bugün bir ilahiyat tahsili yapan ortalama bir öğrencimiz bile 1979 eser neşriyat baskısı olan Elmalı'yı okuyamıyor. Okuyamıyor O. maalesef. Hele mesela İhlas Suresini benim diyen ilahiyat öğrencisi gelsin okusun, alnından öpeceğim. İhlas Suresinin tefsiri, çünkü özellikle o tefsir, Elmalı'nın tefsirinin en yoğun felsefi içerik taşıdığı sure orasıdır. Yani bütün İbn-i Evet. Sinacı içerik o İhlas'ta vardır. Okuyamaz, kalkamaz altından. Şimdi Türkçeyi bile siz 80 seneki önceki Türkçeyi Bu hale gelmiş. okuyamaz iseniz, 1450 seneye merdiven dayamış bir geçmişten gelen Arapça ile inzal edilmiş olan Kur'an kelimelerinin hiç değişmeden, üzerine başka anlamlar yüklenmeden, daralmadan, genişlemeden gelmiş olması ihtimal dahilinde değil. Bir, dilin doğal tabii seyri içinde yaşanan bir değişimi var. Bir de kasıtlı değişim var. O kasıtlı değişim şu: siyaseten başlayan, sonra teolojik bir kılıfa büründürülen, sonra Şii, Sünni veya kendi iç bünyesinde Ayrışmalardan. Maturidi, Eş'ari, Mutezili diye ayrışmalara uğrayan, tasavvuf diye dış gelen o başka bir evren kuran ve adeta tabir caizse herkes kendi meşrebine, ilgisine uygun düşen kelimeleri Kur'an'dan Manalarını. ödünç olarak alınan, tabir caizse şöyle söyleyeyim, tasavvuf, nefis kelimelerinin bütün türevlerini alıp gitmiş. Arka tarafta, mutfakta kendisi bir güzel ona sos koymuş, yapmış, süslemiş, getirmiş. Nefis, bu nefis dediğinizde bundan sonra benden sorumlu. Şimdi nefsi mutmainne. Tasavvuftan soracaksınız bunun anlamını. Böyle bir anlam. Tefakku, fıkıhçıdan soracaksınız. Kader kelimesi geçti. Kelamın temel problemi kelamcıdan. Yani İslami ilimlerin de Kur'an kelimelerini parsellemesi ve kendi terminolojik sorunlarını da içine yedirerek o Kur'an kelimelerine basbayağı bildiğiniz ıstılahi anlamlar giydirmesi. Korkunç bir bariyerler var Kur'an kelimelerinin önünde. Benim işte o tefsirdeki temel yönelimim ve eğilimim mümkün mertebe. Bu ne kadar mümkün bilmiyorum ama mümkün mertebe en azından farkında olmak. Yani şu aradaki İslam düşüncesinin ürettiği birikimi atlayarak acaba, yani ilk kaynaklara gittiğimizde ne kadar ilk kaynak, ha, o da kuşkulu ama Evet. en azından farkında olmak, bu acaba bu kelimeye verilen bu anlamın içinde bir çapanoğlu var mı bilincinde olmak, o saf anlam arayışı noktasında duyarlı davranmak size kelimelerin anlamını daha iyi hissettiriyor. Bu noktada mesela İzutsu'nun dili dünya görüşü olarak algılaması, o Kur'an'da Allah ve insan adlı Evet hocam, kelimesi evet. şudur: bir dil demek dünya görüşü demektir. Dolayısıyla Kur'an'ın anlattığı dünya görüşünü anlamak için o Arap dilinin ifade ettiği o orijin, kök anlamları bulmamız, oradan hem Kur'an nasıl bir zihniyete konuştu ve o zihniyeti nasıl dönüştürmek istediği ancak böyle. Bu da işte bizim art süremli semantik dediğimiz, yani kelimenin hayatını doğum gününe kadar
izini sürmek, hatta hangi anadan doğdu, hangi babadan doğdu, sülalesi neydi, onu ararsak mesela o güzel bir çalışmadır. İzzetsu'nun o çalışması. Evet. Şimdi buna uğraşmak lazım. Bu noktada mesela Mukatil bin Süleyman bizim bugün itibariyle önümüze gelen ilk tam tefsir. Her ne kadar Mukatil'in tefsirinin içinde, Mukatil'in öldüğü 150 yılında daha henüz 6 yaşında olan Ferra'dan alıntılar da varsa, belli ki talebeleri eklemiş sonradan, elimizdeki şu andaki ilk tefsir. Ve bu adamın, bu müfessirin bir de El Vücuh ve Nezair adlı bir eseri var hocam. Yani Kur'an'daki 150-200 tane kelimenin hangi ayette hangi manaya delalet eder biçimde kullanıldığının listesi vardır. Elimizde sözlük olarak ilk sözlük yazarlarından Halil bin Ahmed'in Kitabül Ayn'i var. Bunlar mesela bizde ilahiyatta bile, akademide bile bir Kur'an kelimesinin konusunu, kavramını çalışırken arkadaşımız İbn Manzur'dan gelişigüzel dipnot atıyor. Sevgili kardeşim, İbn Manzur hicretten tam 700 yıl sonra yaşamış bir adam. Bu 700 yıl içinde kelimenin oluşturduğu bütün farklı anlamları hiçbir sistematik, hiçbir kronolojiye riayet etmeden, yani tam bir böyle kaos halinde sunuyor. Yani kendi yaşadığı dönemin yaygın anlamını birinci sıraya yazıyor. Sahabe dönemindeki kullanılan anlamı sona yazıyor. Yani böyle bir kaynak kullanılır mı? Yani bizim ilahiyat neslinin ve akademiyasının kaynak kullanma konusunda da çok sıkıntısı gevşek ve yani. Gelişigüzel davrandığı kanaatindeyim.